Soru şu, çocuklar için o evlilik sürdürmeli mi? Sürdürmeli miyiz? Ee, yoksa çocuklar bile olsa bazı evlilikler devam ettirilmemeli mi? Bunun üzerinde durmak... Şimdi bunu değil, bunu biraz sonra konuşacağız. Önce Ersin Yüksel şu anda Tiyan Sürütüo'da bizimle beraber dün hakkında iddialarda bulunmuş. Evet, Eşimin doğru. Eşimin kaçmasında. Evet, e, doğru. Onu destekleyen. Evet. Hatta onu... E, yanında olduğunu biliyoruz. Aileyle iletişim kurdu. Evet. Ve e, bizle yani eşimle benim aramı yapmadı. Televizyona çıkıp benim ismimi geçirirsen, evet. benden bahsedersen evet, sen de çocuklarını da evet, doğrudur. E, mahvederim dedi. Öbür yani o anlama geçiyor. Peki. Yani Karabük Safran oluyor. Giremezsin kaldırız. Dediler. Evet. Şahitlerim de var. Peki bu iddialarda bulunan kişi niye bugün sürütüyor Buyurun çıksın. Çünkü kendini haklamaya çalışacak. Benim anım hak. Peki. Ersin Yüksel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Elvide Uysal ve Elvide Uysal'ın yakın arkadaşı Derya Sıcak'la bağınız, bağlantınız ve ilişkiniz nedir? Herhangi bir bağlantımız ilişkimiz yok. Bir arkadaşımdı tamam doğru deryada, 50'de de şeyinde. Ee, Soner Bey'le sıkıntıları olduğunu bana yardım etmesi istediğini söyledi Elvde Uysal. Ben bunun üzerine yardım ettim. Yani buraya getirmene yardım ettim. Nasıl bir yardımda bulundunuz Elvde Uysala? Ee, yol yardım olarak yani bu tarafa getirmeye yardım, yardımda bulundum. O Safranbolu'da yaşıyordu. Evet. Peki yani bunu sizinle Elvde Uysal'ın ee, paylaşacak kadar. Size olan güveni ve yakınlık derecesi nedir? Biz zaten aynı köylüyüz. Evet. Yani zaten Soner Bey de tanıyor. Evet. Ondan sonra aynı köylüyüz. O yüzden buraya geldiği güne evet. e, aynı köylü olduğumuz için direkt beni çözebildiler, evet. öğrendiler. Peki Derya Sıcak'la sizin bir gönül ilişkiniz var. Hayır, Soner Bey'in iddiası arkadaşım. Tamam, arkadaşımdı ama şu an herhangi bir gönül ilişkim yok. Arkadaşınızdı ama şu anda gönül ilişkiniz yok. Derya'yla gönül, sıcak... gönül ilişkim yok. Arkadaşım. Arkadaşınız. Evet. <laughs> Peki, yakın arkadaşınız? Evet. Peki, ben Elvia'ya sordum. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Ee, bir şekilde tanıştık. Aynı memleketli sonuçta. <laughs> Anladım. Ee, bir görüşmemiz oldu. Peki. Ben Erda Hanım'a sordum. Ben Ersin'i tanımıyorum dedi. Derya'nın konuştuğu çocuk dedi. <laughs> Buna ne diyorsun Ersin? Bunu Elde'ye soralım istersen. Ben sordum. Ersin'i tanımıyorum dedi. Babası da sordu. Bunu senin tanım ağzından değil de Elde'nin ağzından Tabii. duysak daha güzel buyurun. bence. Buyurun buyurun. Yani Derya Hanım e, sizinle kaçtıktan sonra bakın iki tane yakın arkadaş, iki tane yetişkin e, çocukları birinin çocuğu var diğerinin Derya Hanım'ın yoksa iki kişi evden ayrılıyorlar, ortak hareket ediyorlar, kaçıyorlar ve siz de bu süre içerisinde onların yanındasınız Evet. Ve siz de evlisiniz değil mi? Evet. Birlikte gidileceğinden haberdar mıydınız? O kaçış esnasında mı? Derya Hanım daha önce bahsetmiş miydi size arkadaşının yanınızda olacağını? Ya tam olarak herhangi bir şey bilmiyordum. O anda öğrendim. Bana elde anlattı olayı. Eşiyle sıkıntıları olduğunu ve evet. kendi kendi hayatına üzerine durup bir düzen kuracağını ve bu konuda yardımcı olacağını ol, ol, söyledi. Yani ben yardımcı olabilir miyim diye. Ondan sonra Elimden geleni yaparım dedim. Ve buraya geldiği günde de zaten Soner de aradı, e, akrabaları da aradılar. Yani bize onu teslim teslim et dediler. Kim ee, aradı? Soner Bey sona, ve akrabaları. Hangi a, akrabaları aradı? E, babası e, e, aradı, e, aradı am, amcasının oğlu aradı. Evet. Yani beni şey evdeyi bize teslim et. Evde dedi, beni onlara teslim eteceğini öldür daha iyi dedi. Yani Peki, Allah, Allah anne, verdiği canı ya öldü, ben alamam. Ya da devlete teslim et demiş. Aynen. Beni ya öldür ya da devlete teslim et dedi. Ben onları teslim edeceğim. Öldür daha iyi dedi. Ben de Allah'ın verdiği canı benim alma diye bir hükmüm yok. Yani ben de tabii en doğru olarak da gittim devlete teslim ettim. Madem haklılar, madem bir şeyleri yok gitsinler oradan teslim alsınlar. E, evliliğini, ilişkisini size nasıl anlatıyordu? Arkadaşsınız ya. E, i̇lişkilerini kavga ettiklerini, dövdüğünü ve daha önceden de darp raporu olduğunu söyledi. Evet. Ersin Bey siz Soner Bey'i tehdit ettiniz mi? Dün çünkü o beni çok e, etkiledi hatta bu tehdidi çocuklarının da duyduğunu e, ifade etti. Bu konuda ne diyorsunuz? Hayır bir tehditim yok sadece yayına çıkma benim zaten sıkıntılarım var aile sıkıntılarım. Hı. Benim bu yayına çıkarak da beni sıkıntıya sokma beni şey yapma daraltma dedim. Ersin Bey isterseniz ka ses kayıtlarını isteyelim çıkarsınlar söylediğini Çıkar. daha doğru söyle. Tamam. Ben lafımın arkasındayım. Ben de. Tamam çıkarsınlar. Ben çocuğun çocuğunla seni tehdit ettim. Evet, ilk önce Derya aradı. Derya'nın arkasına sen aldın telefonu. Ben tamam çıkar. Çıkarsınlar. Ses tamam. kayıtlarına gerek yok. Siz yanınızda birçok kişi olduğunu, evet, o kişiler şahitleriniz var dediniz Evet şey. Derya ne dedi size? Derya işte e, Ersin Bey anlasın. Derya ne dedi? arayı? İlk önce Derya konuştu, Arkasına sen konuştun. Sen anlasınlar iddiaları Yo, yapan yan, sensin. yanında sen vardı. Sonra yani o telefon görüşmesine şahitseniz hani siz de bunu ifade edebilirsiniz. Aynen. Kendisi söylesin. Yani bir şey olmadı. Bizim ismimizi anma diye söyledi. Bizim ismimizi anma söyleme. E korktuğun bir Peki, şey mi vardı? Şimdi mesela korktuğun bir ki sizin... şey mi vardı? Şu an bu şu <laughs> benim... an anlaşılan olayda... Yani benim şu an hala evliyim biliyorsun. Biliyorum. Ve benim, benim bu sürecimi zora sokuyorsun. Benim bu Peki, zamana kadar bu, sen... hala evliyim. Bu bu evli dönemden... olmanızın, bakın hala evliyim diyorsunuz. İki tane yakın arkadaş Elvida Hanım e, işte şiddet gördüğü dosyasında da boşanma dosyasında da öyle. Evet. İşte şiddet gördüğü eşinin <laughs> sorumluluklarını yerine getirmediği için e, evden bir not bırakarak ayrılıyor. Ve siz sizle Derya Hanım da ilişki içerisinde Derya Hanım evli. E, sizle kaçtıktan bir hafta sonra boşanıyor. Evet. Siz bu sırada evlisiniz. Yani mesela o insanları alıp Niye eşinizin yanına götürmediniz? Bunlar benim köylüm. Bunlar benim arkadaşlarım. Bak bu kadın da çok büyük sıkıntıları var. İşte şiddet görüyormuş. E i̇şte <laughs> hanım e, bizim bu insanlara kapımızı açıp ve yardım ediyor evet. olmamız e, gerekiyor demek varken... ...niye sizin evliliğinizi sıkıntıya benim, sokuyor? Benim zaten evlilikte sıkıntılarım vardı. Yani ilişkim, düzenli ilişkim yoktu. Yani... Şu an boşanma arabesi olduğum gibi. Anladım. Yani o yüzden bazı şeyleri paylaşmıyorduk. Anladım. Siz de boşanma dönemindeydiniz. Evet. Hayır siz aynı köylüyüm dediğiniz için ben size bu Anladım yönetene... yani çoğu yani, ben paylaşmıyordum. Aynı köylüyüm demek biz kardeşiz. Ama eşim, Arkadaşız. eşim tanımıyor. Eşiniz tanımıyor. Aynı, kö aynı köylü değil. Hayır. Ee, aynı köylü olduğunuz birini korumak için e, kaçmasına yardımcı oluyorsunuz. Evet. Bu durumda ne? Bu durumda da destek oluyor olmanız lazım. Bir, bu arada Derya Hanım'la hani, iyi, ilişkiniz de tabii ki aile birliğinde sadakat hükümüne ters ama bir ilişkinizde olabilir. Zaten buradaki asıl mevzu Elvi'de Uysal. Nasıl anlatırdı size eşini Soner Uysal'ı? Yani nasıl anlatırdı? Benim anlattığım zaten bir olayı anlattı sadece. Buraya geldiğinden sonra zaten ailesi ulaştığında ben bana teslim et, bana bize teslim et diye üstelediler, sıkıştırdılar beni. Benim ağzımdan Şimdi bir kötü mi? laf çıktı mı? Amcasının oğlu. Benim ağzımdan sana karşı Derya gitti gideri bir ağzından kötü laf çıktı mı? Senin zaten senle kardeşim kardeşim diye arayıp konuşuyordun. Aynen, doğrudur. Evet, ama bunları yapa yapıp ardından farklı farklı kelimelerle bana şey yapıyorsun, karşıma çıkıyorsun mesela. Peki sana teslim et diyen aile bireyleri var ya amcasının oğlu. Evet. Hani bize teslim et. Biz onun hesabını göreceğiz gibi şeyler mi söylediler? Yok hesabını göreceğiz gibisinden bir şey söylemediler. Onu Ama bize teslim, teslim et, et demek aile... bile bakın. Sert Özgür, bir uslup yani. Yani teslim et kendi rızası ile reşit bir kadının gidişinden bahsediyorsunuz. Evli olabilir. Evliliği ile ilgili gidişi şiddet görüyorsa eşine sadakatsizlik olarak nitelendirebilirsiniz. Aile bireylerini ilgilendiren teslim et talebi bir kere abuk subuk bir talep. Reşit bir kadın şiddet olgusuyla gidiyorsa iddiası buysa aile bireylerinin bana teslim etme lüksü yok. Yani, size oradaki... arayanlara da ben seslenmek istiyorum. Teslim edin altında ne, ne yapacaklardı? Itiyor? Bu ülkede birçok yani ben... kadın cinayeti işleniyor teslim Aynen. et. Ne demek? Normal şartlarda bu cümle şöyle denir. Söyleyin ne olur çocuklarına dönsün. Boşanmak istiyorsa boşanabilir, ayrılmak istiyorsa ayrılabilir ama çocuklarını annesiz Aynen Ersin Bey'e de ben bu şekilde Soner, Bey de zaten boşanmak istemiyor. Var mıydı? Efendim? Soner akrabalardan hani evden ayrıldıktan sonra tehdit eden var mıydı? E i̇şte en son Ersin Bey'in dediği gibi en son bir amcasının oğlu aramıştı. En son e, nasıl diyeyim ben size e, Çağlayan Çağlayan'a bıraktığı gün galiba değil mi Ersin? Hani hı hı. ben işimi gücümü halledeyim e, eldiği getireceğim diye mesaj atmıştın doğru mu? Evet. Ondan yani size sonra teslim hani, edeceğim gibisinden şey yaptım, Çağlayan'a bıraktım. Evet ondan sonra gidin oradan al, alın dediler. Yani Haklıysanız yani, gidin oradan alın. Biz de sevinerek gittik tabii. Hani eşimi bıraktı çünkü yeğenleri, çünkü benle barıştırmak istiyordu. Hani, Ama teslim edin altında bir tehdit ya mi şimdi, var? Hayır bizim o tarafın biraz konuşma şeyi teslim hani şey anlamında yani ustu bu öyle. Ersin Siz Bey de izlettiniz mi? Ben asla Ersin Bey onu diyorum zaten. Benim ağzımdan size karşı bir kötü kelime çıktı mı diyorum. Çıktı mı hiç böyle Hep hani kardeşim kelimesi var, de uslup. Ben yandım siz de yanın diyor. Yani dediği şey olarak o. Yani yani benim bu programa çıkmak adıyla yani ben programa yandım programa siz de yanın diyor. Ben yandım meydana. siz de yanın diyor. Programa e, çıkma benle... konusunda mı bu cümleyi kurdu? Evet program çıkma konusunda bak dedim sıkıntılarımı biliyorsun şey yapma benim ismimi söyleme. Hatta ya ben yok. konuşun, tamam. Yerini, geri yerini, yerini biliyorsun, yurdunu geri biliyorsun. Diye konuştum. Elvi ile? Elvida Hanım konuşun. Derya da konuşsun, yuvasına geri dönsün diye ersinde konuştum. Hadi Peki, ikna edin. Derya nerede? Derya sıcak nerede? Ya şu an tam olarak yerini ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yani bu şeylerden dolayı kendi o da kendi ayaklarının üzerine duruyor. Yardımcı oldum. Kendi ayaklarının üzerine duruyor şu an. Abicim sen şey misin yani hani evinden ayrılmak isteyen boşanan kadınların kurtarıcısı mısın? Ben hayır, anlamadım seni. Yani, yani ne abi Boşanmak isteyen kadın sana gelsin sen onları... Hayır tabii ki. Yani arkadaşım diye yardım ettim. Anladım. Yani elimden geleni yaptım ama sadece. Ama İstanbul Anladım. değil de Karabük savcılığına bıraksaydın. Dünya kadar kadın sığınma evi ama var so, Karabük'te. Ama Soner şimdi... Sen gelip diyorsun. Ama bak, ona derya yardım et. edilecek bir şey yok ya derya anlaşmalı boşanmış. Hayır şu an zaten bir konumuz el, Elvide. Evet aynı benim sizinle yani, işim yok. Ama işin yok da işte ben de sana en baştan bunu bizde şey yok. Ben yerini biliyorsun yurdunu biliyorsun. Hatta sen beni arayıp defalarca demedin mi? Elvide evet, ile görüştük. Evet avukat aracıyla görüştük doğru. Elimi tuttum gibisinden kelimeler evet, kullanmadın mı Evet gösteriyordum sonuçta e, mutlu tamam, olsun yani, diye. yani sonuçta bir irtibatım var hala. Benle benli şeyin yok. Yerini biliyorsun, yurdunu biliyorsun. Ben sadece yapmam sadece gerekeni yaptım. Sadece nerede olduğunu merak ediyoruz çocuklarıyla. Çocuklarını, çocuklarını nasıl anlatıyordu size? Çocuklarını sevdiğini söylüyordu. Yani Peki. kendi ayaklarının üzerine durup çalışacağını, bir kendi üzerini kuracağını, çocuklarını yanına alacağını söylüyordu. Ama ne diyordu? Gebze'de, Çayırova'da ev tutacağım, Derya'nın yanında tut duracağım, işimi gücümü orada dur duracağım diyor.